Sabancı Vakfı Fark Yaratanları sunar. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin iyi insanlarının ilham veren hikayelerini anlattığımız yeni bir Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bu yıl 10. yılımıza giriyoruz. Tam 9 yıldır her şeyi devletten beklemeyen, sivil toplum kuruluşlarının elinin uzanamadığı yerlere uzanan, kendilerini bir şey yapmak zorunda hisseden Türkiye'nin iyi insanların hikayesini Türkiye'nin dört bir yanında sizlere anlatıyoruz. Kimler geldi, kimler geçti? Tam 10 yıldır, dile kolay 10 yıldır bu fark yaratanlar Türkiye'nin farklı yerlerinde çok önemli işlere imza attılar. Nitekim 9. yılda da pek çok fark yaratanı ekranlara getirmiştik. Birazdan sizlere yeni bir fark yaratanını, 10. yılımızda Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programının ilk konuğunu aktaracağım. Ama ondan önce gelin şu 9. sezon, geçtiğimiz yıl hangi fark yaratanlar vardı? Sizlere kimleri anlattık, kimler ilham verici önemli işlere imza attılar? Yakından bakalım. Otizm, sosyal etkileşim ve iletişim sorunları yaşatan, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan zihinsel bir gelişim bozukluğu. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanıyla nitelikli özel eğitim. Fakat otizmli bireylerin ihtiyaç duyduğu eğitim süreci hem zor hem de pahalı. İşte bu süreci kolaylaştırmak için Zafer Alçık ve arkadaşları oyun temelli bir uygulama geliştirdi. Adı Otsimo. Biz Otsimo'yu bundan 1,5 sene önce kurduk. Çünkü benim kardeşim de otizmli. Kendisi 14 yaşında. Kardeşimin akıllı cihazlara olan yoğun ilgisini fark ettiğim zaman aslında tabletlerden, akıllı cihazlardan onu eğitmeyi planlamıştım. O dönemler bilgisayar mühendisliği okuyordum ve bir oyun şirketinde çalışıyordum. Ve ilk oyunu da kardeşim için o şirkette arkadaşım olan Sercan'la beraber bir renkleri eşleştirme uygulamasını aslında kardeşime ürettik. Sonra o yaz boyunca Alper'e bunu oynattıktan sonra aslında bir şeyleri mobil oyunlarla öğretebildiğimizi fark ettik. Otsimo'daki oyunları biz otizmli çocukların asla zorlanmayacağı ve günün sonunda her zaman bir şeyleri öğrenebileceği şekilde tasarladık. Leyla bir kas tümörü tanısıyla onkoloji servisinde tedavi görmekteydi. Maalesef zamanının çoğunluğunu burada fakültede geçirmekteydi. Annesi bize evine kısacık gidebildiği zamanlarda bir bisikleti sürekli pencereden işaret ettiğini söyledi. Bizim projemizin de ilk dileği buydu. Leyla'nın istediği bisikletti. Bir yandan derslerin yoğunluğu tabii. Bu süreç birazcık uzadı. Bir gün benim elime Leyla'nın annesinin bilgilerinin yazılı olduğu kağıt geçti. Birazcık da çekinerek aradım. Leyla'yı sordum ve annesinden Leyla'yı kaybettik cevabını aldım. Bizim için gerçekten tarifi zor bir andı. Geçmiş o kadar zamanın pişmanlığı gerçekten tarifsizdi. Daha fazla beklemek yok dedik ve Leyla'dan sonra ismiyle, Leyla'mızın ismiyle projeye başladık. Leyla'dan sonra kronik hastalığı bulunan çocuklarla kaliteli vakit geçirip dileklerinin gerçekleşmesine aracı olmak amacıyla 2014 yılında tıp öğrencileri tarafından kuruldu. Hareketin gönüllüsü olan öğrenciler hastanelerin çocuk servislerinde tedavi gören çocukları düzenli olarak ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerde çocukların hastane ortamından sıyrılıp daha iyi vakit geçirmeleri için onlarla oyunlar oynuyor, hayallerini gerçekleştirmeye aracı oluyorlar. Yeşilist 2010 yılında Ergem Şen Yuva tarafından Türkiye'nin ilk yeşil rehberi ve sürdürülebilir yaşam platformu olarak kuruldu. Başlangıçta sürdürülebilir üretim yapan firmaların listelendiği bir rehber olarak tasarlanmış olsa da takipçilerin görüşleri doğrultusunda büyüdü ve gelişti. Bugün Yeşilist şirketlere ve üniversitelere yönelik eğitimler düzenliyor, danışmanlık veriyor. Küçük üreticiler genelde kaynak azlığından dolayı pazarlama imkanları daha kısıtlı olduğu için kitlelere ulaşmakta zorluk çekiyorlardı. Bizim için burada en önemli şey onlara bir nevi kolaylaştırıcı olmak, onlara daha çok müşterilerine ulaşabilecekleri bir alan açmaktı. Onların hikayelerini anlatmak, onların aslında neden bunu yaptıklarını, ne kadar farklı bir yerden geldiklerini anlataraktan biz de tüketiciye ve son kullanıcıya biraz bu konuda rehber olduk. Bugün Yeşilist, herkes için yeşil sloganıyla 60'tan fazla yazarı, yüzlerce firma barındıran rehberi, binlerce makalesi ve on binlerce okuyucusuyla çalışmalarını sürdürüyor. Kaldır elleri, eller konuşur. Kaldır engeli, eller konuşur. Geç iletişime, eller konuşur. Buradayız çünkü eller... Bugün hem dünyada hem de Türkiye'de işitme engelliler haklarına erişim konusunda birçok sorunla mücadele ediyorlar. Bu sorunları görünür kılmak ve toplumsal dönüşümü yaratmak için prodüktör Erdem Divaz ve rap sanatçısı Fuat Ergin uzmanı oldukları alandan yola çıktılar ve yepyeni bir projeye imza attılar. Projenin adı Eller Konuşur. Rahatça sokaklarda dolaşmak, yeni insanlarla tanışmak, sohbetle yakınlaşmak, paylaşmak, bizleri anlamanızı sağlamak. O araç işaret dili. Sesim... Projede ilk olarak 3 işitme engelli gençten oluşan Def Rap grubu kuruldu. Grup üyeleri Oğuzhan Mete, Leon Tufan ve Erdem Karayel ile birlikte şarkılar yazıldı. Koreografiler çalışıldı. Def Rap grubu artık sahneye de çıkıyor. Fuat Ergin'in seslendirdiği şarkıyı işaret dili ve danslarla söylüyor. Eller Konuşur, işitme engelli bireylerle işiten bireyler arasındaki iletişim kopukluğuna müzik ve dansla çözüm olmaya hedefliyor. Oluşturdukları bu yeni müzik türüyle işitme engellilerin müzik ve dansla ilgilenmelerinin imkansız olduğu yönündeki ön yargıları da yıkmaya yardımcı oluyorlar. Van depremi olduktan sonra ben de ailem orada yaşıyor. Maddi sıkıntılara girdim ve üniversitemi devam etmek için maddi desteğe ihtiyacım vardı. Bunun için burs arayışına girdim ve burs arayışına girerken aslında İstanbul'a yeni gelmiş biri olarak denizden çıkmış balık gibi oldum. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi olduğum için acaba ben bu sisteme nasıl bir katkı sağlarım, acaba ben nasıl çözümün bir parçası olurum diye düşünürken bilgisayar mühendisliğinin verdiği o eğitimle bir sistem, bir platform kuralım ve o platformda öğrencilerin nereden burs alacağı, ne zaman burs alacağı, nelere ihtiyaç duyduğunu duyuralım diye bu şekilde yola çıktık. Sözlerin sahibi Mesut Keskin bir sosyal girişimci. Galatasaray Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken burs bulma konusunda yaşadığı sıkıntıları başka öğrencilerin de yaşamaması için 2015 yılında e-Bursum sosyal girişimini başlattı. E-Bursum, burs veren kurumlarla bursa ihtiyacı olan öğrencileri bir internet sitesi üzerinde buluşturuyor. Böylece burs alım sürecindeki en büyük sorunlardan biri olan farklı şehirlerdeki burs verenler ve burs alanlar arasındaki mesafe ortadan kalkmış oluyor. Esas amaç aslında ortopedik engelli bireyleri, protez kullanan bireyleri ya da yürüme engeli olan bireyleri dans ettirmek değil de ben acaba öğretebilir miyimi biraz da çözmekte. Benim açımdan esas ana amaç oydu. Öğretebilir miyim acaba? Çünkü Devlet Opera ve Balesi'nde de, konservatuvarda da koreograf eğitmeni olarak çalıştığım için benim için zaten ana mesleğim bu. Ama çok farklı bir durum şimdi bu. Tekerlekli sandalye kullanan insanlara dansı öğretebilmek. Onların öğreneceğinden emindim ben açıkçası. Proje böyle başladı. ...2013 yılında başlayan projede İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Wheelchair Dance Project grubunu kurdu. Bilinçli bir toplum anlayışına katkıda bulunmak amacıyla hareket eden projenin uygulayıcıları, erişilebilirlik koşullarını sağlayan her etkinlikte sahneye çıkıyor. Proje, izleyicilerde farkındalık yaratmayı amaçlarken bir yandan da bedensel engelleri sanatla buluşturuyor. Burası Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Profesör Doktor İsmail Tufan öncülüğünde kurulan Tazelenme Üniversitesi. Proje Türkiye'de giderek artan yaşlı nüfusa yönelik algıyı dönüştürmek ve Türkiye'ye özgü bir yaşlı üniversitesi modeli oluşturmak hedefiyle ortaya çıktı. Bu eğitim programının amacını yaşam boyu öğrenmenin temel ilkeleri oluşturuyor. Bu ilkelerden bir tanesi yeterliliklerini geliştirmek, yeni yeterlilikler kazanmak ve aynı zamanda öğrenmeyle birlikte sosyalleşmek. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri sağlıkla ilgili dersler başta olmak üzere arkeoloji, sosyoloji, ekonomi, güzel sanatlar gibi farklı dallarda eğitimler alıyorlar. Kadın öğrenciler için tamirat ve mekanik, erkek öğrenciler içinse yemek pişirme ve örgü dersleri zorunlu. Üniversite bünyesinde ders veren tüm eğitimciler projede gönüllü olarak yer alıyorlar. Bugüne kadar 5000'e yakın öğrenci üniversite bünyesinde eğitim gördü. Türkiye'de uzun yıllardan beri hayvan hakları mücadelesi veriyoruz. Çünkü hayvana yönelik şiddet olayı diyeyim, hadisesi çok dallı budaklı ele alınması gereken bir şey. O yüzden biz bu aslında vakaların münferit vakaları olmadığını göstermek için Türkiye genelinde tür ayırt etmeksizin işte kedi, köpek, kuş, inek, koyun diye bir ayrıma gitmeden bütün hayvanlara yönelik olan şiddeti raporlamaya başladık. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin 2016 yılına dair yayınladığı hak ihlalleri raporu sadece işkenceye maruz kalan hayvan sayısının 8 milyonun üzerinde olduğunu gösteriyor. Komite hayvanlara kötü muamele konusunda olumsuz örneklerin teşhirinden hukuk mücadelesine, medyanın dilinin analiz edilmesinden hak ihlallerinin raporlanmasına kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyor. İlk etapta 2 aylık bir proje olup bitecekti. Mardin'e geldik, projeyi yaptık. Ulaşılamayan köylere, gidilemeyen yerlere gittik, çocuklarla tanıştık. Ve aslında o 2 aylık şey tüm bu geçtiğimiz 7 yıla yayıldı. Burada yerel arkadaşlarımla tanıştım, çalışmalar yürüten arkadaşlarımla tanıştım ve birlikte her yerde sanat derneğini kurmaya karar verdik 2012 yılında. Mardin'de tek seferlik bir festival fikri her yerde sanat derneği ile kapsamlı bir sirk okuluna dönüştü. Dernek bünyesindeki Sirkhane, Sosyal Sirk ve Sanat Okulu, Mardin'de yaşayan hem Türkiye'li hem de mülteci çocukların bir araya gelebildikleri ve ortak dilin sanat olduğu bir yaşam alanı kuruldu. Sirkhanede eğitmenler sosyal sirki pedagojik bir yöntem olarak kullanıyorlar. Verdikleri eğitimlerle fırsatlara erişemeyen çocukların yaşadıkları coğrafyanın travmalarını atlatmalarına ve hayal dünyalarının gelişmesine yardımcı oluyor. Hayatımızdan giderek çıkmakta olan kütüphaneleri yeniden canlandırmak ve alternatif bir sosyal yaşam alanı yaratmak için Adana'da yeni nesil bir kütüphane kuruldu. Adı Nöbetçi Kütüphane. Akşam geç saate kadar çalışacak yer arıyordum kendime. Akşam açık kütüphane yoktu Adana'da. Üniversite kütüphanesi 5-6 gibi kapatıyordu, halk kütüphanesi 5-6'da kapatıyordu. Öyle olunca bu çalışma alanıyla ilgili ihtiyaçları daha çok böyle sesli kafelerde, işte gittiğim mekanlarda, onlar da daha erken yine saat 9-10 gibi genelde kapatıp dışarı çıkmamızı istedikleri için ben daha geç saate kadar çalışabilecek bir mekan arayışına girdim. Sonra Adana'da bir şey yoksa genelde yapmanız gerekiyor onu. Kendi evimin terasını kütüphaneye dönüştürerek insanlara açtım. Tanımadığım insanlar da bir süre sonra gelmeye başladı. Nöbetçi Kütüphane sadece gündüzleri değil, geceleri de okurlarına hizmet veriyor. 2 şubesi bulunan kütüphaneyi 2015 yılından itibaren her yıl ortalama 65.000 okur ziyaret ediyor. Geleneksel kütüphanelerin aksine Nöbetçi Kütüphane'de okurlar arası etkileşimi desteklemek için ses yapmak da serbest. 1999 yılında bir elem olayı oldu, bir trafik kazası oldu. 23 kişi hayatını kaybetti. Mart başında burada yarım metre, bir metre her zaman kar oluyordu. Şimdi o trafik kazasından sonra Boğatepe köyünde ben kalma kararı aldım. İstanbul'dan gelmiştim, abimi kaybetmiştim. Geri dönme kararı aldım. İlhan Koçulu'nun bu kararı Boğatepe köyünün kaderini değiştirdi. Koçulu 2000 yılında köy yaşamını canlandırmak için Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'ni kurdu. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nde köyün kadınları bitki yetiştiriciliği, mandıracılık ve nesli tükenen tohumlar hakkında bir dizi eğitim aldılar. Köyün doğal kaynaklarının kullanımının yanı sıra kadınlar bilgisayar ve Fransızca gibi farklı eğitimlerden de geçtiler. Köyde Türkiye'nin ilk eko müzelerinden biri olan Peynir Müzesi kuruldu ve peynir çeşitliliği de arttırıldı. Köyün en büyük gelir kalemi olan peynir üretiminin yanı sıra köy sakinlerinin desteğiyle ekoturizm de bir geçim kaynağına dönüştü. Fazla Gıda sosyal girişimi 2015 yılında Olcay Silahlı ve Arda Eren adlı iki arkadaş tarafından gıda atığı sorununa teknolojik tabanlı bir çözüm bulma amacıyla kuruldu. Girişim büyük marketlerde kalite standartları gereği atığa dönüşen fazla gıdanın değerlendirilmesini sağlıyor. Her gün marketlerde tüketilebilir fazla gıdalar tek tek ayıklanıyor, kayıt altına alınıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere sisteme kayıtlı olan gıda bankalarına gönderiliyor. Tüketime uygun olmayan atıkların ise geri dönüşümü sağlanıyor. 22 Ekim 2015'te biz açtık. En son da Fazla Gıda ile tanıştık. Onlar geldiler. Bize katkı sağlamak için neler yapabileceklerini konuştuk birlikte. Yaklaşık Haziran ayından beri de Fazla Gıda ile birlikte desteklerini alarak hizmetimizi sürdürüyoruz. Fazla Gıda bugün 11 ilde 77 farklı dernek, gıda bankası ve aşevi ile işbirliği içinde çalışıyor. Bu sayede yaklaşık 200.000 ihtiyaç sahibi aileye ulaşılıyor. Fazla Gıda bu yöntemle 2017 yılında 600 tonun üzerinde gıda atığını önlemeyi başardı. Akdeniz ekosistemindeki doğal alanların korunması ve tahrip edilen alanların iyileştirilmesi için 2010 yılında Zafer Kızılkaya önderliğinde Akdeniz Koruma Derneği kuruluyor. 2008 yılında yapılan bir araştırmanın sonucunda, araştırmanın içerisindeydim, Gökova Körfezi bütün Akdeniz'deki balık açısından en fakir yer çıktı. Bundan daha kötü olamazdı. Aynı yıl balıkçılık çöktü. Körfez'de çok ciddi sıkıntı yaşadı buranın yerel balıkçıları. O gün bütün Akdeniz genelinde, belki de bütün dünya genelinde çok güzel örnek olabilecek bir proje yapalım diye başladık. Türkiye'de ilk kez hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması amacıyla 6 adet balıkçılığa kapalı deniz koruma alanı yaratıldı. Proje başladığından bugüne Gökova Körfezi'nde ekolojik çeşitlilik artmış durumda. Avrupa Birliği ortak balıkçılık politikasına uygun kalite standartlarında balıkçılık yapılmaya başlandı. Bu çalışmalar sonrasında Gökova'da balıkçılık yapanların geliri %400 arttı. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ekibi 2004 yılından bu yana YPeer yani Türkçesiyle Genç Akran Eğitim Ağı adlı uluslararası ağın bir parçası olarak çalışmalarını sürdürüyordu. Türkiye'de yapılan çalışmaları kurumsallaştırmak ihtiyacıyla bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden insan hakları aktivisti Bulut Öncü önderliğinde 2015 yılında dernekleşerek tüzel kişilik kazandı. Dernek temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, insan hakları ve aktif yurttaşlık alanlarında faaliyet gösteriyor. YPeer Türkiye 2004'ten beri devam ediyordu. Üreme sağlığı akran eğitimleri projesi o dönemden beri şimdiye kadar devam eden yaklaşık 14 yıllık bir proje. Bu proje kapsamında pek çok eğitici eğitimi yapıldı. Akran eğitmenleri havuza dahil oldu ve bu akran eğitmenlerinin yaptığı yaygınlaştırmalarla pek çok gence aslında akran bilgilendirmesi, akran eğitimi yapıldı. Belki de sensin, insanları kök hücre bağışçısı olmaya teşvik etmek için 2013 yılında Merve Dilara Kurt ve Aykut Kadir Kurt tarafından kuruldu. Belki de sensin, başta lösemi gibi kanser türlerine yakalanan kişiler için farkındalık yaratıyor ve 18-50 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri son tedavi yöntemi olan kök hücre bağışçısı olmaları için teşvik ediyor. Oluşumun gönüllüleri farklı şehirlerde, okullarda, parklarda kök hücre konusunda bilgilendirme yapıyor. Seminerler düzenliyor. Oluşum birçok kişiyi bağışçı olma konusunda ikna etti bile. Bir annenin çocuğunun yaşamasına vesile olmak kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Yani bunun manevi duygusu bana zaten yetiyor 2 yıldır. Çok mutluyum böyle bir şey yaptığım için. Belki de sensin, kök hücre bağışı konusunda bugüne kadar yüz binlerce kişiye ulaştı. Kök hücre bağışçılığı konusunda farkındalığı arttırdı. Onlarca kişinin hayatına umut oldu. Hem hastaların hem de bağışçıların hayatında kocaman bir fark yarattı. İşte 9. sezonun kahramanları bunlardı. Gelin isterseniz Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programında 10. sezonun kahramanlarını tanıtarak başlayalım sizlere. İlk kahramanımız bir festivalin yapımcıları. Adı Engelsiz Filmler Festivali. Türkiye'de engelli olmak çok zor. 8,5 milyon engelli vatandaşımızın yaşadığı bir ülkede bir engelli olarak sinemaya gitmek de zor. İşte 2013 yılından bu yana Engelsiz Filmler Festivali bu engelleri aşmaya çalışıyor. Mesela görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler içinse altyazı teknikleri kullanılıyor. Peki nasıl başarıyorlar? Gelin yakından bakalım. Bu görüntülerde izlediğiniz genç kadının adı Esra Uz. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi. Esra, Türkiye'de yaşayan 8,5 milyon engelli bireyden sadece biri. Esra da tıpkı diğer engelli bireyler gibi kültürel hayata eşit katılımda sorunlar yaşıyor. İşte bu sorunları ortadan kaldırmak ve herkesin eşit olarak kültürel hayata katılımını sağlamak için 2013 yılında bir grup arkadaş tarafından bir festival başlatıldı. Festivalin adı Engelsiz Filmler Festivali. Engelsiz Filmler Festivali her bireyin kültürel hayata eşit katılımı ve bu hakkın sağlanması için çalışmalar yapıyor. Festival göremeyen, duyamayan ve ortopedik engellerin erişimine uygun bir festival. Ve bunu da nasıl yapıyoruz? Filmlerimize sesli betimleme ve işaret dili koyuyoruz bütün filmlerimize. Ve erişilebilir mekanlarda gösteriyoruz filmlerimizi. Bunun dışında her sene hani daha erişilebilir nasıl kılabiliriz festivali diyerek kafa yoruyoruz ve festivale hani her sene bir yenilik ekliyoruz. Mesela otizm dostu gösterim bunlardan bir tanesi. Otizmli bireyler sinemaya gidemiyorlar çünkü yüksek ses, parlak ışık gibi etkenlerden rahatsız oluyorlar. Bunları minimize ettiğiniz zaman onlar da çok rahat bir şekilde film izleyebiliyorlar. Dolayısıyla aslında siz fiziksel düzenlemeleri gerektiği gibi yaptığınız zaman herkes sinemaya eşit bir şekilde erişebiliyor. Önümüzdeki senelerdeki için şöyle bir amacımız var. Yurt dışında işbirliği yaptığımız festivallerle bir ağ oluşturmayı düşünüyoruz. Yani benzer şekilde faaliyet gösteren, erişilebilir gösterimler yapan festivallerle bir ağ oluşturup nasıl ortak meselelerin üzerinden yani ortak meseleleri çözümleyebiliriz, nasıl ortak çözümler üretebiliriz ya da ortak üretimler gerçekleştirebiliriz konusunda. Onlarla da işbirliği içinde bu ağı genişletip aslında festivalin daha da kurumsallaşmasını, daha da kökleşmesini sağlamak istiyoruz. Aslında kurumsallaştı festival, bu sene 6.'sı oluyor ve 3 şehri de ziyaret ediyor artık, sadece Ankara'ya değil. Önümüzdeki senelerde de partner bulabildiğimiz başka şehirlerde bu festivali götürmek, daha fazla seyirciye ulaşmak gibi bir hedefimiz de var. Engelli erişimine uygun hale gelen filmler gösterimden sonra Engelsiz Filmler Kütüphanesi'nde derleniyor ve engelsiz bir sinema arşivi oluşturuluyor. Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra atölyelerden seminerlere kadar birçok farklı etkinlikle düzenleniyor. sadece film göstermiyoruz, film yapımına. Örneğin işte çocuklar için bir canlandırma atölyemiz var. Yine aynı amaca hizmet ediyor. Engelsiz Filmler Festivali sadece film göstermekle kalmıyor. Ayrıca engelli bireyleri bu sanatın içine dahil etmek için de çalışmalarını sürdürüyor. İşitme engelli çocuklar için canlandırma atölyesi yapıyoruz. Daha önceleri görme engelliler için senaryo atölyesi gerçekleştirdik. Hepsinin amacı toplumun o kesimini diğer kesimiyle ortak bir noktada, ortak bir bileşende buluşturmak. Engelsiz Filmler Festivali'ne birçok gönüllü de destek veriyor. Ben çocuk gelişimi bitirdim, öğrencilik zamanında da gönüllüydüm. Engelsiz Filmler Festivali'nde 3. kez gönüllü oldum. Filmin insanlar için ortak bir alan oluşturması, hem engelli hem de engeli olmayan bireyler için ortak bir alan oluşturması çok güzel bir olay. Benim de çok ilgimi çekti, bu yüzden gönüllü oluyorum uzun zamandır. Bu festivalin engelli bireyler için film izlenecek bir alan oluşturması benim çok ilgimi çekmişti. Onlar için böyle bir alan oluşturması çok güzel bir olay. Ben de bu etkinliğin içinde yer almaktan çok mutluyum. Bu yüzden de uzun zamandır gönüllüyüm. Engelsiz Filmler Festivali'nde tüm etkinlikler izleyicilere ücretsiz olarak sunuluyor. Festivalde 2013 yılından bugüne kadar 300'ün üzerinde film gösterimi yapıldı bile. Festival engelli engelsiz 20.000'in üzerinde kişiye ulaştı. Festival engelli bireylerin sadece kültürel hayata katılımını sağlamıyor. Aynı zamanda onların sosyalleşmesi için de bir alan yaratıyor. Böyle bir festivalin yapılması her sene bize umut veriyor. Çünkü bizim için de biraz bir şeyler yapan insanların olması, hani özellikle dediğim gibi bu kültürel anlamda sanki biz engellilerin sadece merdivenden çıkması veya kaldırımdan çıkması gibi görülüyor. Ama biz sinemaya da gitmek istiyoruz, tiyatroya da gitmek istiyoruz, konserlere de gitmek istiyoruz. Şimdiye kadar ben gördüğüm en güzel etkinlik bu yani. Şimdi hiç görmedim daha önce bu kadar engellileri düşünen, engelliler için yapılmış, özellikle engelliler için yapılmış ve birçok görmediğimiz filmi görüyoruz. Uzun zamandır aslında çocukluğumdan beri filmlere gitmeyi çok seviyorum. Çocukken genelde sinemaya gittiğimde, ya çocukken derken aslında lisedeyken sinemaya gittiğimde özellikle salonda yanımda oturan insanlardan rica ediyordum betimleme yapmalarını. Orası Adana olduğu için, ya ben Adana'da doğup büyüdüm. Adana olduğu için insanlar bu konuda çok sıkıntı yaratmıyorlardı. Gayet sıcakkanlı ve kibar bir şekilde karşılıyorlardı bunu. Ama hani sürekli birilerinden bunu istemek sıkıntı yaratıyor. O yüzden teknoloji geliştikçe, gün geçtikçe bu konuda çok gelişme oldu ses betimleme konusunda. 6 yıldır bu festival var. Ben burada 6 yıldır Ankara'da olduğum sürece sürekli bu festivali takip ediyorum. Gerçekten çok güzel bir alan oldu bizim için. Bir alan açıldı aslında. Çünkü diğer film festivallerini bu kadar kolay takip edemiyoruz tek başımıza. Bu gerçekten mucizevi bir şey bizim için. Çünkü ya bundan 10-15 yıl öncesinde bunu yapamıyordum. Ama dediğim gibi hani şu an için bunu çok rahat bir şekilde yapıyorum. Engelsiz Filmler Festivali sadece kültüre, hayata eşit katılım sağlamıyor. Aynı zamanda kültürel hayattaki sanatçıların da farkındalığını arttırarak festival izleyicisiyle bir araya gelmelerini sağlıyor. Bu festival benim için çok önemli çünkü bir defa festivalin yapmak istediği şey yani sinemanın yapmak istediği şeyle çok benzeşiyor ve sinemaya ulaşamayan insanların bir araya getirilmesi fikri her zaman benim çok önem verdiğim bir fikir. Dolayısıyla festivalin hem içeriği hem de düzenleyen insanların da sıcaklığı bu festivale çok ayrı önem vermeme sebebiyet veriyor. İyi ki böyle bir festival var ve elimden geldiğince parçası olmaya her zaman çalışacağım bir festival. Bence her şeyden önce bir uyanıklık ve duyarlılık getirmesi açısından bu festivali ben önemli buluyorum. 2 sene önce Kabileler diye bir oyunda oynamıştım. Orada da sağırlaşan, giderek sağırlaşmakta olan bir rol oynuyordum. Ve işitme engelli bir çocuğun hikayesi üzerine ilerleyen bir oyundu. O oyundan sonra bu konuya yani çok daha fazla duyarlı olmaya başladığımı, farkında olmaya başladığımı fark ettim ve algım bu yönde değişince hayatı daha farklı görüyorsun. Ve aslında bu azınlık ve ötekileştirilme durumu çok çok fazla var. Ben bu noktada zaten çok temel bir şekilde önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bizim ülkemizde. Ve bu festivalin de bir yer ve alan açtığını düşünüyorum. Çünkü böyle etkinliklerden, filmlerden engelli diyorsunuz ama hani işitme engelli, görme engelli vesaire. Bu insanların da kesinlikle ulaşmak, iletişim kurmak ve onları da sosyal hayata entegre etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı gelir. Engelsiz Filmler Festivali bir grup sinema sevdalısı arkadaşın hayallerinden ortaya çıktı. Herkesin kültürel hayatta eşit şartlarda erişmesi için çalışmalar yaptı. Binlerce engelli bireyin hayatına dokundu. Onların sosyalleşmesine, sokağa çıkmasına katkı sağladı. Hem ülkenin kültürel hayatında hem de engelli bireylerin yaşamlarında kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programında 10. sezonun ilk bölümünü sinemayla açtık. Umarız ağzımızın tadı hiç bozulmaz ve fark yaratanları size önümüzdeki günlerde yine bu keyifle anlatmaya devam ederiz. Eğer diğer fark yaratanlarımızı takip etmek, bilmek istiyorsanız lütfen farkyaratanlar.org adresine girebilirsiniz. Ayrıca Twitter'da, Instagram'da sosyal medya hesaplarımızdan da fark yaratanları yakından takip edebilirsiniz. Yeni bir Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Sabancı Vakfı Fark Yaratanları sundu.